Bu kadar bir tabak makarnam kalmıştı. Normal sade böyle yapmıştık. Ben dedim ki hemen buna bir sos yapmalıyım. Şimdi böyle bir yemek kaşığının yarısı kadar tereyağımı tavaya aldım. Şimdi bunu eritiyorum öncelikle. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı yarısı kadar tereyağı koymuştum. Bir yemek kaşığının yine yarısı kadar un koyup böyle kokusu çıkana kadar iyice kavuruyorum. Şimdi güzelce kavruldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani benim makarnam bir tabak olduğu için az ama fazlaysa bunu bir katını arttırarak yapın. Şöyle yarım çay bardağı sütümü ekliyorum. Şöyle. Hemen şu ufaklanmaları için böyle bastırarak bunları böyle fıt 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 eritiyorum. Evet, zaten hemen böyle güzelce gidiyor. Sonrasında asıl olaya geliyorum. Böyle bir çay kaşığının yarısı kadar körüme ekliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi köriyle iyice karıştırıyorum. Şimdi köri eklendi. Buna hemen çok az tuzumu ekliyorum böyle. Bir çimdik tuzumu attım. Şöyle göstereyim. Bir tık böyle yumuşamasını istediğim için şu süt eklediğim arada bir gıdım su koyup ekledim ben için, ama yani onu yapmasanız olur da ben çok böyle şu kıvamı böyle katı sevmiyorum. Yumuşamış seviyorum. Şöyle yani bunu yapın, bana teşekkür edin ya. Cidden teşekkür Şimdi edeceksiniz. oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu makarnayı ekleyip böyle 1-2 dakika karıştırıp kapatıyoruz altını. Şimdi olay bu. Şimdi diyeceksiniz ki şu sarılıkları belli olmasın mı? Belli olmasın diyorsanız daha çok kavurabilirsiniz ya da süt miktarını arttırabilirsiniz. Ama böyle olduğunda ağza böyle çok güzel baharat tadı geliyor arkadaşlar. Şöyle gerçekten deneyin.